Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Şeyma. Bugün birlikte bir video çekmeye karar verdik eşim Enis'le. Ama ne oldu onu anlatayım. Az önce böyle bir video izliyorduk. Böyle çiftler birbirine soru soruyor. Biz de birbirimize hani onlar bize soruyormuş gibi cevabını verirken bulduk. Malum öyle biz neden çekmeyelim dedik. Ve herkes kendi defterine 10'ar tane soru yazdı. Benim hakkımda 10 tane soru yazdım, cevabını yazdım. Enis kendisi hakkında 10 tane soru ve cevabını yazdı. Birbirimizin cevabını bulmaya çalışacağız. Her zamanki gibi. Yalnız ben cevaplar yazmadım henüz. Tamam yazarsın o sıradan. Ben çalmarken. Şöyle bir durum var. Bunu neden yapıyoruz? Bunu da şu an henüz söyleniyor. Benim hiç bulaşıkları toplayasım yok. Kaybeden bulaşıkları toplayacak. Yani. Tamam o zaman kazanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bulaşıkları topluyorsun. Evet. Ama ben soruları insaflı seçtim sen bilgiye. Benim kazık seçmişsin çok, de sen. Yok çok kazık değil. Okey. Hadi kim başlıyor önce? Ne? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Sen başlıyorsun. Bekliyorum hadi. Yurt dışında nerede tatil yapmak isterim? Sen. Evet. Evet, söylüyorum. Yerin ismini unuttum şu anda ya. Gerçekten söyle biliyorum. Ya. Ama yerin ismini... Ama bilemeyecek. Ama benim tasvir ettiğim yer mi? Arizona'da tamam, söyle. Tasvir et hadi. İsviçre'de, Alplerdeki kayak tatili. Yazarken gördü. Kabul etmiyorum. Yemin ederim, yemin ederim. Vallahi. Hayır, kayak istedim. Doğru söyleyeyim. Alpler. Şeyma. Çünkü kayak tatili istiyorsan şu sıralar ve ayarlayamadık bir türlü. Evet, skor tabela seyredin. Şey yapın. Ama ben de lütfen, çok özür dilerim ama ben de skor tablosu sen yazarsın onu, şey yazarsın. Şimdi haksızlık tamam, olmasın. Tamam, YouTube'a da yazarsın. Şeyma'ya bir artı puan yaptık. Şu artı yapıyorum. Soruyorum. Evet. Benimki çok kolay oldu. Ben seninkinin yanında. Ama bildiğin karıcığım. Bildiğin karıcığım hadi. Tanıştığımızda ne renk giyiyordum? 5 minutes later. Mavi. Hayır. Şey, seni gelmedim. Bir saniye, bir diştim. Sizde kırmızı forma vardı. Evet. Bende mavi forma vardı. Evet. Doğru bildim. Ama hayır dedim. Birinci yanı. Hayır. O zaman tüm renkleri sayarız mı? Hayır biliyorum. Maskım hayır bilmiyorsun. Tamam neyse. Bir yapmıyorum. Artı yazıyorum buraya. Hangi müzik türünü çok severim? Söyleme ben yazmadım. Ben yazayım. Aşkım sen çok fazla müzik türünü seversin ki yani. Tamam birini çok seviyorum. Hangisi işte? Which one? Bak yazdım burada. Burada kameraya gösteririm burada. Sana da göstereceğim zaten. Yani ben bunu nasıl tarifleyebilirim? Şarkı. Oo, bir şarkı örnek vereyim ismini unutuyorum. Olmaz öyle aşkım. Blues. Blues değil. Değil. Ya. Onu da severim ama. Bob Marley falan. Aman Allah'ım ya. Ha. Ama o işte blues da var mı? Blues, blues değil. Bilemedi. Ne? Reggae. İşte aynı şey. Aynı şey benim için. Hayır değil aşkım. Zecavilerimizin oğlu işte. Blues dedim başka. Ama blues benim başka bir tarz. Bak örnek verdim sana. No. Aşkım. Ulan çıkamayacağım ben bugün. Az önce sen de mavi kırmızı dedin. Lütfen. İstemiyorum bir kol. Hayır ben kazandım. Bir şey söyleyeceğim. Aslında çünkü senin önce mavi dedin o zaman. Ben doğru çizdim. Mızıkçılık yapma. Şimdi, kabul hayır, ettim dürüst, bir kere. Dürüstçe. Aşkım ama bak blues ve reggae çok farklı tarzlar bir ürün. Bak muhakkak öyledir. Ama benim anlattığımı söylüyorsun. Bak hayır. Ben sana hayır dedim ben de söyledim. Aman Allah'ım ya. Müthiş sesim ve şeyimle. Bob Marley. Bob Marley evet Bob Marley aksettirdim. Bitti aşkım. Senin de sıra. Hadi kameranı çağırın. Ben çağırın eğer sonunda edilirsem buna kendim artı puan yazarım. Tamam, bakayım. Bak, dişikli gel. Hadi bakalım, bunu biraz zor biliyorsun. Acımamışım ikinciye. Bana aldığın ilk hediye. İkisinin arasında. İki cevap verebilir miyim? Hayır canım, az önce de öyleydi. O bende iki cevapsa benimki de az önce doğruydu. Regi miymiş o ya? Blues demiş. Kırmızı çiçekli kaktüs. Rüya kapan değil. Rüya kapandan önce almıştım onu. Rüya kapanında flörttük. O kırmızı çiçekli benim karıma şey gelmesin dedin. Nikahtan sonra aldın onu. Hayır. Ya yeşimi ararım burada yemin değil. Ederim. Hayır. Yemin ederim o değil. Nikahtan sonra almadım. Hayır biliyorum ben. Bir şey söyleyeyim. Bana hediye aldı. Ben biliyorum. Sevgiliydik. Hayır. Erzurum'dan hayır, aldım. Hayır. Hatta bu Abdülmuttalip mi ne çocuğun adı. O benim ev arkadaşımdı. Tamam. Onunla aldım. Tamam. O zaman ne nişanlı mıydık? Sevgiliydik. Tamam zaten ben onu diyorum ki flörtözken diyorum bak sevgili bile değildik onu aldığımda. Tamam onu aldığımda. Sen ne diyorsun? Hayır sen onu aldığında sevgiliydik dedin az önce. Ben Dreamcatcher diyorum. Rüya kapanını. Tamam. Rüya kapanında flörtözlük daha sevgili değildik. Tamam hadi tamam sensin. Neyse o. Ya
Boşa bundan sonra yazar mısın oraya? Başa başa. Bir artı bir eksi. Cevabını yaz benim gibi. Benimki cevabı yazık zaten. Yazık mı? Yazık yazık. Tamam bakayım. Ama bu çok kolay oldu. Ben bunu değiştirmek istiyorum bu sorumu. Ben de sor cevap ya. Sakin ol. Aa benim sorduğum sorulara bak. Bunun sorularına benim var. Benim bir sonraki çok kolay ama gerçekten. Ortak şarkımız. Ay grubun ismi gitti aklımdan. Şarkıyı söyle. Hayır biliyorum. This is Sparta. Şimdi İngilizce olduğu için şey gibi oldum şu an. Aksanını çıkaramıyorum. Aşkım ismini söyleyeceksin şarkının. Yok öyle mırıldanayım. Bilmiyor. Gör. I know. Şarkı. I know mu? Know-how. Know-how diye aksan yapıyorum know-how. Aslında şarkının da know-how. Değil mi? Neyse Allah'tan... Kno-ho. Şarkımız bu tamam biliyorum. Şimdi şarkı... Bir şeyime yazıyorum değil mi şimdi ben? Evet artı yaptım. Ben bir sonraki senin artı korkma geliyor. Mezun olduğum insanın adı. Ne kadar kolay sormuşum ya. Cevap veriyorum. Erdemli Sağlık Meslekçisi. Çok basit gitmişim ben. Çok basit gitmişim. Olsun karıcığım. Neyse. Öyle düşünme karıcığım. Şu anda senin o kazık sorularına. Bir de diyor ki hesaplı davrandı. Böcek. Psst. Gül oğlum ekranlara çık biraz sen de. Gel anne. Benim ojelerimin vasatlığı. Son soru gerçekten. Hangi özelliğimi çok beğenirsin? Senin özelliğini. Sana soru gibi soru. Evet. Hangi özelliğini çok beğenirim? Aşkım evet. Ben senin her özelliğini beğeniyorum ki. Işte, gerçekten şu an çok tatlı bir soru. O zaman işte. Bunlar önemli. Bu böyle gidiş gelişler. Yani bu böyle ince nüanslar. İnce nüanslarında en bu... sevdiğim şey bana saygı duyman. Gerçekten en sevdiğim şey. Beni kısıtlamayıp şunu yapamazsın, bunu giyemezsin ya da bu aldığın karara karşım değil. Bir şey istiyorsan sen ona saygıyla karşılık verirsin. Saygı duyarsın. Bir şeyi mesela yani, tam yapasım yoksa şöyle oluyor. Buradan aşkım, sonuç çıkıyor. Şeyma ne diyorsa yapılıyor arkadaşlar bu evde. Hayır ya. Buradan otomatik. Hayır öyle olmuyor. Aksine Enis ben bir şey yapmak istiyorsam Enis de diyorsa ki yapabilirsin aşkım. Benim hevesim kaçıyor zaten ben yapmıyorum. Ben yapabilirsin aşkım. Evet sen diyorsun ki yapabilirsin aşkım. Ters psikoloji uyguluyor. Yalan söylüyor arkadaşlar. Ben ama yapmıyorum. O zaman alabilirsin dedi. Her şeyi alayım da gör. Neymiş söyle. Neyini seviyormuşum? İyi bir insan olmam, duygusal yaklaşmam sana. Ya o zaten var. O zaten var. Bir sayı bende. Bilemedim ya bu çok arkadaşlar. Çok saçma bir soru değil mi? Bir insan bir insanı bir özelliğinden ya da bir şeyinden değil, her şeyinden sever. Şuraya kalkıyoruz. Buna eksik koymak gerçekten benim canımı sıktı. Neyse. Ben eksik koymuyorum kız. Bir bana artı koyuyorum, bir sana eksik koymuyormuş. Ya işte artı eksi koyuyorum ben. Nasıl artı eksik koyuyorsun aşkım? O zaman yanlış oluyor. Ben eksiyim şu an. Şeyma, Enes, altlarımıza... Tam sorularına bakmıyorum. Altlarımıza aşkım işte böyle. O eksiler artılar mı götürecek? Nasıl olacak? 4 yanlış bir doğruya götürüp kaldın. Neyse ben böyle yaptım. 4 tane ben bilmişim, 4 tane, 3 tane sen bilmişsin. Şu hayır aşkım, diyorum. Ben 2 tane bildim, sen de 2 tane bildin. Toplam soru sayılarını sen ne yaptın? İyi kendisi güvenmeyip çetele tutmuşum ben ya. Nasıl ya? Aşkım. Başkan, senin bilemediğinde karşıdakine yazılıyor ya. Ne bu saçmalama okey falan mı oynuyoruz? Öyle olması lazım. Hayır öyle değil. Sonunda herkesin bildiği artıları toplayacağız sen dedi. Sen manyak mısın kare? Aşkım saçmalama. Hiçbir yerde böyle bir challenge yok. Ne güzel olur işte. Öyle bir şey yok. Ben bu konsepte hazır değilim. Bir sonrakine o. Yok. Dıllavazlık yapıyor. Ay alakası yok. Böyle bir oyun olmaz. Küçükken de top oynarken top benim deyip alıp götürüyormuş hep. Arkadaşlarına tekme atıyormuş, dövüyormuş, sövüyormuş. Ama o annem de döndü. O zaman da... O zaman da çirkefmiş. Hala çirkef değişmedi. Ya gerçekten ya. Sağ ol. Soruyorum. Bunu satın bana verdiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Soruyorum. Soruyuz. En sevdiğim çikolata. Çok kolay sormuşum ben. Kahretmesin. En sevdiğin çikolata mı? Evet. Aa, şaka bilirsin be. O değil. Kahve dünyasının çikolatası. Aşkım ama yok. Dındırırırım. Sana koca bir eksi geliyor. Dındırırırım. Bakabilir miyim cevabını gösterebilir misin? Sırf seni korumak için iki tane seçenek bile sunmuşum. Dur soruma geliyorum. Züber mi? Biri Albeni demişim. İkincisi Brownie ama uzun kek olan sandık. Brownie. Brownie yazarsın sen dedin.
Çünkü şey neydi onun ismi? O kek olanını gidip hatta bulamıyorduk. Restoranlarda oluyor sadece. Takıntılı olduğum marka. Senin. Nedir benim? Senin takıntılı olduğun. Ha ya, tam buna takıntılıyım diyorum ya. Olmaz ama da olmaz ben... yaşayamam. Hayır hayır, bunu bir kısıtlama getirmemiz öyle lazım. Yok. Ama teknolojide farklı. Yok, teknoloji falan değil. Giyimde, kıyafette ayrı, ayakkabıda farklı. Peki ben teknolojide mi bir markaya daha bağımlıyım? Yoksa giyimde mi daha bağımlıyım? Yoksa neyle bağımlıyım? Bir marka... Bence ayakkabıda bağımlısın. Ne işte? Adidas ya da Salomon. Ama şu sıra Salomon, Adidas. Adidas, Gore-Tex, Adidas. Nice. Ya Salomon ya da Adidas yani. Salomon. Tamam, buna artı yapacağım aşkım. Hayır, sen de. Hayır, aşkım. Birinci de artıya aldım, beni aşkım, de hakkım. Şey maalesef. Aşkım. Bak ben örnek verdim. Ben örnek verdim diye sen şu anda böyle yapıyorsun. Lütfen. Ben zaten bu ikisinden birini söyleyecektim. Yani bir tane enisi artı koyar mısın? Bak çok özür dilerim. Ya bak gerçekten. Neyse. Bir sonraki sorun da kolay ya. bir yazıp duruyor bir. Ayak numaram kaç? Senin mi? 36 reis bundan kolay, ne var? Ben ne kadar insaflıyım. O kendime artı koyuyordum, az kalsın elim gitti. Sor soruyu sor. Ne sormuşsun? Ne pis sorular sormuşsun? Piyangodan büyük ikramiye bana çıksa. Don şartta olur diyecek. İlk çıktı. Ne yaparım? İlk çıktı. Yani sarılma falan değil. Onlar zaten sevineceksin, çıldıracaksın. Ne alırsın? Materyalist bir şey mi düşünüyorsun? Yok, almak da değil. Yani ne yaparım? Piyangodan çıktı bana ilk büyük ikramiye çıktı. Ne yaparım? 5 minutes later. Aa, böyle 50 saat düşünme süresi olmaz ama reis. Aşkım çok şey çok var. Çok güzel yani. Sorayım mı? Çok güzel soru da çok fonksiyonlu yani. Hani kolaydı be? Kolay. Hani kolay. Belli benim yapacağım şey oğlum, sen bilmiyorsun. Motor mu olsun? Düşünüyorum. Oğlum piyango çıkmış ya. Büyük düşün. Araba diyorum. Beni mutlu etmeye çalışıyorsun. Bak gene görüyor musun? Bak gene görüyor musun? Bak yani bütün parayı harcayacak. Rahatlamaz artık. Abi yok, harcamazsa olmaz ya. I don't know. Gerçekten bilmiyorum. Bilemedim. O yani, zaman enise bir pozitif yazıyorum. Enise bir pozitif. Bir dakika dur. Aşkım. Cevap vereyim. Tamam, cevap vereyim. Ver bir tane. Ya gerçekten çok girebilirsiniz bunu, şunu demek istiyorum. Hani mesela gece 12'de çekilmiştir. Gece 12'de gidip bir döner ustası alıp etleri dizdirip döneri ağzına kestirebilir yani. Öyle düşünüyorum. Bu bir ihtimal var mı? Evet. Gerçekten mi? Yalan. Döner değil. Döner değil ama ne? Ne? Yani tamam, bunu bildiğin sayabilirim. Hadi sayalım ya. Bence de çok üreticiyim şu an. Güzel bir mekanda, güzel böyle et, döner. Olabilir. Hala ekleri olabilir. Diğer Adana olabilir. Yemek yeri. Hala. Güzel beraber tabii, ailecek yani. En sık yaşadığım sağlık problemi. Karın ağrısı değil. İkincisi gerçek. Karın ağrısı kardeş. 5 minutes later şu an. Baş dönmesi. Öbürü kas ağrısı. Güzel değil. Söyle ne? Kum dökerim ben. 50 yıl önce kum dökmüş, kum dökerim. Kum dökersin. Kaç şaka kilo? Yapıyorum ya, karın ağrısıydı zaten, bunu da bildi. Sırf gıcık oldum, onun soruları çok kazık, benim çok kolay kalıyor diye. Karın ağrısı değil dedim, halbuki yazdım yanına direkt karın ağrısı. Evet, yazdım. Karın ağrısı yazmış. Biliyorum çünkü. Yemeklerin yanında ne içmekten hoşlanırım? Ayran. Aşkım, bak şimdi alkollü içkiler mi, alkolsüz içkiler mi? Reis, yani ben ayran mı içmek daha çok hoşlanırım, başka bir şey mi? Çaydan hoşlanırsın, ayrandan hoşlanırsın, biradan hoşlanırsın. Aşkım sen maşallah yani yersin, içersin. Biraz da basit bir buradan şey çıkıp yani, bak, çok basit bir içeceğiz. Soru yani. Yemekten yana ne yemekten içmekten bir hoşlanırsın? Bir tanesini seç. Çay. Bira, yanıldı. Ya sen pislik yapıyorsun şu yok, an. Yok vallahi yapmıyorum, ben bira yazmışım, sen çay demişsin. Ama oğlum, ayran da dedim. Birler gidiyor. Çok zenginim, büyük zengin. Haksızlık. Bundan sonrasında... Reis değil ya. Üf tamam ya. Tartışma. Aşkım. Tamam. Güzel bir yemek bak. Evde en sevdiğim eşya. Alev. Eşya mı Alev? Evet. Küçücük bu kadar. Eşya değil o. Bizim varlığı. Evde en sevdiğin eşya. Dyson süpürge. Değil. Neyi peki? Boy aynam. Bakabilir miyim boy? Evet bakabilirsin. Boy aynam yazıyor. Bir de bana zor soruyor diyor ya. Allah rızası için ya.
geride görünmüyorum tam. Önden daha güzel gördüm. İzlemekten hiç bıkmayacağım film. Aşkım bak. Çok varsın. Ya bu gerçekten çok genel geçer sorular sormuşsun ki sen. Çok ucu açık yani. Beni hiç tanıyamamış. Harry Potter serisini izler tekrar tekrar. Hiç tanıyamamış hiç. Hemen Meteor Mother'ı tekrar tekrar izlersin. Harry Potter'dan yana kullanıyorum hakkımı. L-O-T-R yazmışım. Yüzüklerin Lord Efendisi. Of the Rings. Ya bak Yüzüklerin Efendisi de var. Onu da söyledim. İkisini karıcığım de söyledim. Bak. Ay şimdi seviye seviye. Hayır hayır. Ya genel bak. Geçer sormuşsun. Ben bunları... Cıllazlık yapıyorum. Hayır. Vallahi cıllazlık yapıyorum. Yok bilmem evrensel şeyler. Cıllazlık yapıyorsun. Sonsuz bir film düzeneğin var senin. Ben bunu kabul etmiyorum. Cıllazlık yapıyorsun. Ben bunu kabul şimdi etmiyorum. Şimdi seviye seviye. Kabul Harry Potter'ı 10 üzerinden 7 izlerse Müziklerin Efendisi'ni 10 üzerinden 10 izlerim. Küfür yapma. Küfür etmedim. 10 üzerinden 10 izlenmiş küfür. Dedim. 10 üzerinden 10'sa 10 üzerinden 9'dur tamam, Harry Potter. Tamam sensin. Tamam artını verdim. Verdim artını. Çocuk verdim. Uyanacak. Çok bağırıyor. Cıllazlık yapıyor. Bağırıyor. Tamam. Bir bulaşık 3 tane tabak. Meditasyon amaçlı yaptığım şey yani. Kafamı boşaltmak için. Ne yaparım ben? Meditasyon. Meditasyon amaçlı. Meditasyon nasıl yaparım falan demiyorum. Meditasyon yapmak istemiyorum. O sırada. Bak doğru bileceğimi izleyin. Söyle. İki seçeneğim var çünkü bakalım hangisini bileceksin. Podcast dinlersin. Hayır. Podcast dinlersin. Hayır. Hayır. Ne? Sahibinin eve girip eve bakarım. Aslında doğru. İkincisine de şeyi söyler diye bekledim. Hiç podcast düşünmedim bir bile. Bir bana bir sana. Oha yani senle alaka. Ben şeyi söyler diye bekledim de yapmadı. Ne? Sivilce sıkma videosu da izliyorum. Yok o değil canım o. Tamam. 40 yılda bir yaptığın şeyleri yazmışsın reis. Sahibinden ne? Sahibinden değil canım sahibinden. Bütün emlak piyasasını biliyorum. Bak sadece şu an Tekirdağ'da yaşıyoruz. Tekirdağ değil Mersin'de. Türkiye'nin pek çok yerine hakimim. Nerede, ne kadar, ev fiyatları, evin güzellikleri benden sorulur. Evde sana en fazla kızdığım şey nedir? Bir tayı su doldurmayı unutuyor mu? Evet. Çünkü arıtmadaki sürayden suyu alıp bir daha doldurmuyorum. Bir de bana diyor ki, bir de bana diyor ki zor sormuşsun falanmış filanmış, lanmış neymiş ne. Şimdi eğer şu an yani mesleğim hemşirelik olmasaydı, onun dışında hangi bir mesleği yapıyor olmak isterdim? İsterdim. Mimar, iş dekorasyon. Evet, iş mimar. Kesinlikle çok isterdim ya. Ama bir de voleybol oyuncusu da olmak isterdim. O da var. Hayatımı koymuşsun reis. Yapmaktan hoşlandığım outdoor aktivite. En hoşlandığım mı? En çok yaptığım mı peki video olan? Soru bir kere sordum bize. En hoşlandığım dersen kayak derim. Ama outdoor aktivite olarak hani o da outdoor. Ama bakacak olursan en çok yaptığım bisiklet sürmek. Ne yapayım Tekirdağ'da? Tekirdağ'da nasıl kayak yapayım? Bana bir aşağı yazar mısınız yorumlara? Tekirdağ'da kayak yapmak. Tamam kayak. Arabanın arkasına kayak diyorum. Bağlayalım arabanın arkasına halatı. Asfaltta çekmeyin sen. Kayak. Cevabı vermiş oldum. Doğru cevap. Kayak. Şeyma Nardis geldi. Şeyma soyandı hata kattı. Tekir yürütüyor ama cevap vermiyor ki. Ben saymıyorum. Bulaşığı yıkamayacağım. Şeyma yıkayacak. Çok zengin de olsam sence hangi marka arabayı alırdım? Hangi modeli? Beyaz büyük Range Rover. Çok kolay geldi. Biliyordum ama kolay geleceğini. Hadi yap bana. Senmek istemiyorum gerçekten ya. Koy bana artı. Kartlarımı topluyorum. Yuh be. Yuh be. Yazıklar olsun. Hep senin yüzünden. Okey güldük, eğlendik. Bulaşıklar bana kaldı görüyorsunuz ki. Bir sonraki bulaşık yıkama turunda yine yapacağımız soru cevaplarda. Bize öneri sorularınız varsa aşağıya yazın lütfen yorumlara. Kanalımıza abone olursanız hep birlikte büyürüz. Beğenirsiniz, like atarsanız da paylaşırsanız hep beraber burada tekrar tekrar sohbet etmiş oluruz ayrıca. Teşekkür ederim katılımın için sevgilim. Şampiyon! Görüşürüz arkadaşlar. Şeyma'yı yenmeye devam edeceğim merak etmeyin. Bitti.